5 soru sordu Sayın Kılıçdaroğlu. İktidar cephesinden çok sert eleştiriler geldi. Sayın Bahçeli hem bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, hem net bir açıklamayla biz de bize, yani bu bir sorumluluk varsa sorumluluğu bize de aittir diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet olmayla ilgili ifadeleri vardı. Neden biz hangi boyutuyla Gara'daki operasyonu siyasette tartışıyoruz Türkiye'de efendim? Ve bu 5 soru yanıt buldu mu ya da yanıt bulmalı mıdır? Şimdi bizim siyasi gündemimizde terör çok uzunca zamandır var. Tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siyasi sorumluluk mevkiinde olan, başkomutanlık mevkiinde olanın bu meseleler üzerindeki siyasi iradesi ve kararlılığını hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar hikmetli bir sistem olduğuna bağladığı bir siyasal algoritma var. Yani olan her şeyin sorumlusu benim takdimiyle hızlı karar veren bir mekanizma. O yüzden siyasetin merkezinde mesela başarı olunca başarıyı bir parti olarak üstlenip bu bizim parti olarak başarımız diyen bir siyasal üslubu, başarısızlık yahut ödenecek bedelle ilgili de sorumluluk sahibi olması ile ilgili bir genel kanaat var. Bu meselenin terör, konuşulan meselenin terör olması, terörle ilgili bir mesele konuşurken normal rutin siyasetin dışında bir nezakete, zarafete ihtiyaç vardır. Devlet, devleti de himaye eden, muhataplarımızın çokluğunu da hesaba katan, itham ederken o ithamın çerçevesini makulde tutmak, muhataplarımızı sevindirmemek, yani bir terör saldırısından sonra böyle bütün siyasetin alt üst olduğu, üslubun karıştığı, herkes her şeyin birbirine girdiği bir hercümerç görüntüsü de vermemek lazım. Sorulan soruların içerisinde, yani keşke CHP'den birileri de olsaydı ama ben şöyle bakabiliyorum. AK Parti'nin uzunca zamandır bir siyasi cevap verme algoritması var. Bu cevap verme algoritması şu: başarısızlıkları daha çok devlet politikası adı altında devlete ihale etme, başarıyı partiye, parti olarak sahiplenme. Yani mesela çözüm süreci akamete uğrayınca bu bir devlet projesi deniliyor misalen. Çözüm süreci. Başarılı olsaydı biz parti olarak ne kadar harikulade bir inisiyatif koyduk, başardık denecekti. Bu tür meselelerin tamamında efendim mevzuyu öznesinden kurtararak, başarısızlıkları parti dışında bir devletin inisiyatifidir. Ödenmesi gereken bedeller vardır. Bu ödenmesi gereken bedellerle ilgili devletin yıllardır yaptığı bir takım tercihler vardır. Bu tercihlerin rutin yaşadığımız sonuçlarından bir tanesini daha yaşadık. Normalleştirmesi var. Ama tersi olsa, keşke olsa ve keşke bundan iftihar etmek AK Parti'ye siyasi olarak da nasip olsa. Yani biz böyle bir siyasi, böyle bir mevzuda siyasi hasımlık yahut siyasi rekabetin bizim zihnimizi kirletmesine müsaade etmeyiz. Yani keşke Sayın Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'nin kurmaylarına, İçişleri Bakanı'na, Milli Savunma Bakanı'na şöyle bir şey demek nasip olsaydı. Biz parti olarak ya da Sayın Cumhurbaşkanı, ben başkomutanınız olarak inisiyatif kullandım. Operasyonu bütün sorumluluğuyla üstüme aldım. Allah'a hamdolsun ki evlatlarımızı sağ salim getirdim, size verdim. Başarısı da, oyu da, duası da hepsi AK Parti'nin olaydı. Biz de iftiharla diyebilirdik, Allah'a hamdolsun, evlatlarımız sağ salim kavuştu. Buradan ne murad ediliyorsa, yani murad edilenin misli misli AK Parti'ye keşke nasip olsun diyebileydik ama olmadı. Şimdi o soruların içerisinde gündelik siyasetin bizi çekmiş olduğu bu kamplaşmada bir takım tenakuzlar var, onları hatırlatıyoruz. Mesela bunu siyasi üslupsuzluk gibi değerlendirmedim ben. Efendim seçim satında Öcalan iması, işte Öcalan'a yazılan mektuplar falan iması. Ben bu mevzuda devletin terörle mücadelesinde kendine ait bir dil, kendine ait bir irade, kendine ait bir berrak inisiyatif kullanılması gerektiğine inanırım. Yani Öcalan'dan istenmez. Efendim şeyden o soruya mı katılmıyorsunuz? Bak ben Öcalan'dan istenmez. Normal şartlarda devletin böyle şeyler yapmasını meşru görmem. Tamam. Ya ikinci soru, Trump'tan istenmez. Terör örgütü başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde yardımcı olması için mektup dilenirken şimdi niye yardım istemediniz? İstanbul seçimleri daha mı kıymetliydi? Sizce bu soru yanlış bir soru mudur? Yani ironi yapmışlar ama ben mesela nasıl diyeyim, terörün oradaki ironi kendi siyasetin kendi içinde tutarlı bulabileceği bir ironi olabilir. Ama terörle mücadele konseptinin makul bulduğu bir ironi değil o. Yani diyebilirsiniz ki İstanbul'u almaktan daha kıymetli değil miydi çocuklarımızı almak? Soru bu aslında. Yani İstanbul seçimlerini almak için tenezzül ettiğiniz bir terörist başına çocuklarımızı almak için niçin müracaat etmediniz falan gibi bir şey. Yani aslında İstanbul seçimlerinde yapılanı makul bulmadık demeye çalışıyorlar ama ben Peki, bu dili doğru bulmam. Şundan dolayı doğru bulmam. Devlet gölgesini böyle zamanlarda hissettirir Akif Bey. Devlet hani pazarlık etmez bir devlet iradesiyle buralarda görünür. Ben Gara operasyonunun mesela en itibar etmemiz gereken yerinin şu olması gerektiğini düşünüyorum. Devlet istediği zaman
girer, inisiyatif kullanır, göze alır, vuruşma. Bunların hepsi kıymetlidir. Hı. Ama bu tür operasyonlarda bu ne operasyonudur? Bunu işte şimdi komutanımız konuşsun. Bu bir kurtarma operasyonu mu? Yoksa bu lojistik imkanlarını, ikbal imkanlarını kesme organizasyonu mu? Yani bu yahut operasyon lojistik ikbal imkanlarını kesip o Sincar ve Kandil arasındaki hatta girelim organizasyonu yapıldı. Arada da istihbarat tahminlerimiz vardı ellerinde askerlerimiz olduğu ile ilgili. Bu tahminlerimizi teyit eder bir iki bilgi gelince de bir taraftan da kurtarma organizasyonuna mı döndü? Bununla ilgili işte biz Hulusi Akar'ın açıklamalarından takip ediyoruz biz mevzuyu ki ne safhada askerlerimiz katledilmiş, hangi saatte katledilmiş, bu bir kurtarma operasyonu muymuş? Satır aralarından okuduğumuz ne varsa Hulusi Akar'ın açıklamaları, Gençler Güler'in açıklamaları, hükümet adına konuşanlar. Şimdi bu arada... Görüşme de yapıldı. Sayın evet, Akar, Sayın Akşener'i ziyaret etti. Muhtemelen orada sorularınızı sonra bilgi verildi. Orada bir kirletme yapıldı biliyorsunuz. Yani bombalamada öldürüldüler. Yani PKK'nın özellikle ya da FETÖ'cü hesaplarının ısrarla uluslararası kamuoyunda Türk devletinin buradaki inisiyatifini kirletmesi istikametinde bir şey yapıldı. Türk devleti bombaladı. Bu askerleri biz öldürmedik, devlet öldürdü. O ziyaretlerin içerisinde galiba daha özne şu. Yani bu katledilen evlatlarımızın vücut bütünlüğü, yani infaz edilmişler. İşte onlarla ilgili oluşan istifamı engellemeye yönelik uluslararası camiada Türk devletinin aleyhine bir tertiple karşı karşıya kalınca yani şuurlarınız berrak olsun, durum budur. Yani bombalamadan olmadı gibi. Çünkü oradaki detayları da takip edebildiğimiz kadarıyla operasyon başladıktan sonra indirme o sürecinde infaz edilmişler. Yani katledilmelerine sebep olan şey hava indirme birliğimizin indiği anda ilk o içeriden operasyon teslim olan PKK'lının ilk verilen ifade o. Ondan sonra o bilgiyi teyiden içeriye mesela gaz bombası atılmış, imha o operasyonu yapmamış. İkinci gelen de bunu teyit edince çünkü operasyonun başladığı gün katledilmiş askerlerimiz. Şimdi burada problemimiz bizim şu. Bu meseleyi arkadan konuşuyoruz biz muhalefet olarak. Ben partim adına da konuştum. Kendim şahsen de mecliste konuştum. CHP milletvekilleri önergeler verdiler. Biz bu meseleyi ben iki hafta yine sizin bu stüdyonuzda burada konuştum. Yani Sedat Yabalak ismini bu operasyondan evvel andım. Dedim ki bakın bizim askerlerimiz var ellerinde. Hiç adlarını anmıyor devlet. Hiçbir müracaatımız yok. Bu anneler çaresizlikten HDP kapılarına gitmişler. Bu anneler Ahmet Türk'e bile gitmişler. Ahmet Türk'e bile gitmişler. Devlet böyle zamanlarda gölge yapar. Devletin gölgesine böyle zamanlarda sığınılır Mehmet Akif Bey. Bir devlet hacet kapısı olduğu için devlettir. Devlet hacet kapısıdır. Canı, malı, ırzı, tehdit altında olduğu neyi varsa gider devlet eder ki vatandaş beni lütfen kurtar. Devlet oradaki devletliğini gösterir. Hacet kapısı olması gereken devlet bu vasfını nasıl kaybeder? Ben bir şey yapamıyorum, HDP'ye git denmez. Yahut HDP'ye gidecek kadar aciz bırakılmaz. Şimdi Ahmet Türk'e bile gitmişler. HDP'nin kapılarında evlatlarını kollamışlar. Şimdi bu aslında bizim sorularımızı teyit ediyor. Yani şöyle teyit ediyor. Bu mevzuda yeteri kadar ihtimam, yeteri kadar özen gösterilemedi. Ne yapılmalıydı, yapılmadı sorusunu soralım. HDP ile bu arada... Mesela Öznur Çalık sormuş. Öznur Çalık milletvekili olarak Pervin Buldan'ı arıyor, görüşüyorlar. Kaçırılma evet. sürecinde misafir evet. edilecek diyor. Sayın Soylu da anlattı, Sayın evet. Çalık da anlattı. Mecliste ben de dinledim, Öznur Çalık'tan mesela da. Mesela o görüşmelerin yapılmaması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Ne yapılmalıydı, yapılmadı? Kararlılık şöyle gösterilir. Bu pençe hareketinde gösterdiğiniz kararlılığı, Afrin'de, Barış Pınarı'nda gösterdiğiniz kararlılığı, terörle mücadelenin bütün safhalarında göstereceksiniz. Yani mesela gitmiş Öznur Hanım, demiş ki, bizim evlatlarımız var. O da ben bir sorayım döneyim demiş. Bunların hepsi organik ilişki teyidi diyor. Efendim cevaba bakar mısınız lütfen? Biraz misafir edecekler. Sonra işte salı verecekler. Şimdi devlet böyle diyeni misafir eder Mehmet Akif Bey. Biraz misafir edecekler sonra biz... Peki siz de biz misafir edelim o zaman. Devlet kararlılığını öyle gösterir. Bu magazin mevzusu değildir. O siyaset mevzusu da değildir. Evlatlarınız elindeyse dağları başlarına kavuşturursunuz.